yaklaşık 548 milyon yıl önce ilk resif yapıcıları olan Claudina'nın izleri bulunmuştur. Muhtemelen kalkerli bir kabuğa sahip ilk hayvandılar. Dış iskeletlerini tasarlamak için bir mineral üretim süreci olan biyomineralizasyon olarak bilinen şeyde ustalaştılar. O dönemde canlı dünyası çevresine uyum sağlamak ve bazen zorlu koşullarda hayatta kalmak için oldukça olağanüstü yeteneklerle donatıldı. Kambriyen döneminde okyanusta birçok değişiklik meydana geldi. Okyanuslarımızda dolaşan en ilkel balıklardan biri olan Metasprigina, Walcotti gibi yeni türler ortaya çıktı. Yaklaşık 505 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Aynı zamanda en eski omurgalılardan biridir. Solungaç kemerlerinin başlangıcına sahip olduğu biliniyor. Alabalık benzeri bir şekilde hareket ederler. Ancak bugün hayal ettiğimiz gibi bir balığa benzemekten çok uzaklar. İki büyük gözü ve burun deliği torbaları olmasına rağmen gerçekte bir yüzü yoktur. Kambriyenin en önemli türlerinden biri trilobittir. Vücut parçaları kolaylıkla ayırt edilebilen ilk hayvanlardandır. İsmi de bu gözlemlerden gelmektedir. Baş, göğüs kafesi ve uç kısım olmak üzere üç lobu, yuvarlak kısımları vardır. Trilobitlerin birçok türü vardır. En küçükleri 1 milimetre boyundayken, en büyükleri 70 santimetre uzunluğa kadar ulaşabilir. Okyanusta yeni oluşan yaşamın bu coşkusu belli bir duygu yaratıyor. Her şey mümkün görünüyor. Ancak su altında yaşam ve umut hüküm sürüyor gibi görünse de karada her şey farklı. Manzara ıssız, göz alabildiğine kuru, tozlu, kayalık zeminden başka hiçbir şey yok. Ufukta bu ağır yalnızlıktan başka gözüken hiçbir şey yok. Bu çöl manzarasında yaşam nasıl ortaya çıktı? Bilim adamları en iyi ihtimalle siyanobakterilerden şüpheleniyor. Mevcut haliyle kıtada hiçbir varoluş biçimi mümkün görünmüyor. Dünyadaki iklimsel ve jeolojik koşulların okyanustakinden çok daha sert olduğu söyleniyor. Ozon tabakası güneşin ultraviyole ışınlarına karşı etkili bir koruma sağlamak için yetersiz. Herhangi bir yaşam biçimi anında yok olacaktır. Bitki örtüsü yoktur. Kıtaların yüzeyi de erozyonun tüm gücüne maruz kalır. Kıta sürekli bir mücadele halinde gibi görünüyor. Yüzey koşulları aşırı, düşmanca ve tehlikelidir. Öte yandan okyanus, yaşamın yüz milyonlarca yıldır kaynadığı ve geliştiği küçük bir cennet köşesi. Bu olasılıklarla oyun alanında yeni türler ortaya çıkacaktır. Her biri bir öncekinden daha şaşırtıcı ve inanılmaz olan bu canlılar, gezegenimizdeki ilk ekosistemi yani deniz ekosistemini oluşturur. Bunlar arasında Anomalocaris, Canadaspis ve Yohio tenuis bulunmaktadır. Ancak şimdiye kadar hiç kimse karaya ayak basmadı. Daha doğrusu pençe atmadı. Eklem bacaklılar karada yürüyen ilk canlılardır. Bir gün diğerlerinden daha cesur olan bu hayvan ilk kez başını sudan çıkardı. Kıyıya çıkmaya cesaret etti. Merak mı? Okyanusta yiyecek bulamamak mı? Yırtıcılardan kaçmak için bir sığınak mı? Yoksa karadaki çevresini genişletme ihtiyacı mı? Bu canlıların karada kolonileşmesinin pek çok nedeni vardır. Kesin olan şu ki, ilk canlılar karasal yaşamın kelebek etkisini tetikledi. Aklınızda bir soru da olmalı. Peki nasıl? Böylesine düşmanca bir ortamda nasıl hayatta kalabildiler? Karasal ortam, dünyada sadece birkaç dakika önce tüm yaşam için bu kadar düşmanca ve elverişsiz görünüyordu. Öyleyse gezegenimizin toprağındaki koşulları değiştirecek ne oldu? Bu dünyadaki yaşam anlamanın anahtarıdır. Tek bir koşul gerekti. Sadece tek bir koşul. Ama bu koşul çok önemliydi. Gerekli ve hayatiydi. Dünya üzerindeki hayvan yaşamının gelişimi tamamen bitki örtüsüne bağlı. Gezegenimizde bitkilerin ortaya çıkışı bu nedenle anahtardır.
Bitki örtüsü besin zincirinin ilk halkası ve o olmadan tüm zincir çöküyor. Ya da basitçe yerden kalkamıyor. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak için bir adım geriye gidelim. Muhtemelen dünya üzerinde yaşamış ilk hayvanla tanışmak istersiniz. Ama sabırlı olun, henüz oraya gelmedik. Kambriyenin sonunda Ordovisyen'e giriyoruz. Bu zaman ölçeğinde yaklaşık 485 milyon yıl öncesine denk geliyor. Gördüğünüz gibi okyanus yaşamla dolup taşıyor. İlk resifler oluşuyor, çok hücreli yaşam yavaş yavaş yerleşiyor ve inanılmaz türler suları istila ediyor. Ancak karada her şey oldukça farklı. Yer göz alabildiğine kayalarla kaplı. Şöyle bir bakın, her şey çok ıssız. Tüyler ürpertici bir sessizlik var. Böylesine aşırı ve düşmanca bir ortamda hiçbir şey hayatta kalamaz gibi görünüyor. Ancak işler yavaş yavaş değişir. Yolculuğumuz bizi Ordovisyen dönemine götürüyor. Bunları iniş yapacağımız ve çevremizde olup bitenleri gözlemlerken bavullarımızı bırakacağımız yer. 485 ila 443 milyon yaşlar arasındayız. Burada iklim bitki gelişimine elverişli ve birkaç bitki zorlu iklimsel ve jeolojik koşullara rağmen tutunmayı ve hayatta kalmayı başarmış. Yerde gördüğünüz şu küçük yeşil şey bir marşanti polimorfa. Hepatik bitkilerden biridir. Yani damar sistemi yoktur. Yosunlar, sfagnum yosunları ve antoserotlar gibi diğer hepatik bitki türleri kıtada kendilerine küçük bir yer açmayı başaracaktır. Birlikte ilk bitki örtüsünü oluştururlar. Ne kadar küçük ve küçük olursa olsun, bu küçük yeşil yosun ve liken çardakları yaşamla eş anlamlı. Bu bitkilerin yayılması tarihimizin gidişatını belirleyecek bir dizi süreci tetikledi. Özellikle de atmosferdeki karbondioksit miktarını azalttılar. Ancak şu an için hiçbir şey kesin değil. Çok az sayıda element, yeryüzünde yaşamın doğuşunu destekliyor. Böyle bir değişim zaman alır. Jeolojik zaman ölçeğinde ilerleyişimize devam edelim ve Silüryen'de tekrar buluşalım. İşte buradayız. 443 ila 419 milyon yıl öncesi arasında. Yaklaşık 443 milyon yıl önceki Silüryen'e yaklaştıkça bitki örtüsü gelişmeye devam ediyor. Elbette yeşil algler ama aynı zamanda yüzeydeki likenler ve kuksonya. Bu ilkel bitki damar sistemine yani su ve öz suyun dolaşımı için damarlara sahip olan ilk bitkilerden birisi. Bu bitki örtüsü için muazzam bir değişim. Bu evrim bitkilerin çeşitlenmesini ve toprağın zenginleşmesini sağlayacaktır. Ama fazla ileri gitmeyelim. Kuksonya'ya geri dönelim. Onu gövdelerinin ucundaki küçük toplardan tanıyabilirsiniz. Bu küçük toplara sporangia denir. Bunlar spor yayan organlardır. Botanikte sporlar, yeni bir bireye yol açabilen tohum hücreleri anlamına gelir. İşte bu yüzden kuksonya önünüzdeki toprak parçasını kaplıyor. Ama başka bir evrim gerçekleşmek üzere. İkinci bir oksijen ve ozon eşiğine ulaşılıyor. Ve ilk karasal eklem bacaklıların sulardan çıkıp yavaş yavaş kıtalara yerleşmesine neden oluyor. Bu mümkün olmuştur. Çünkü kendilerinden önce gelen bitkiler onlara gelişmeleri için gereken besini sağlamıştır. Sudan çıktıktan sonra hayvanlar yiyecek bulmak için hareket etmeli ve bir hareketlilik stratejisi geliştirmelidir. İç damar sistemleri vardır. Su yiyerek ya da içerek sıvı alırlar. Üreme su ortamına bağlı kalmaya devam eder. Bu yeni bitki örtüsü, yeni bir türün tercih ettiği yaşam alanı haline gelecektir. Böcekler. Bu zincirdeki ikinci halkamız. Gezegenimizin havasını soluyan ve toprağına ayak basan ilk kara hayvanlarından biri kırkayaktır.
Burada Cooksonia'nın yanında gördüğünüz bir Pneumodesmus'tur. Bölgedeki bitkilerin varlığından faydalanan sadece bir otçul değil. Belki de şimdi gelene dikkat etmelisiniz. Bu bir akrep. Okyanusta Eropteris akrebi Silurian'in ikonik türlerinden biridir. Zehri yoktur ve küçük avlarla beslenir. Ancak ölçüleri bugün bildiklerimizden çok daha etkileyiciydi. Neredeyse 1 metreye kadar büyüyebiliyordu. Şu anda karada gördüğümüz türse bu boyutların yakınında bile değil, 6 ila 9 santim arasında. Bu Paleoponus evini nehir ve lagün kıyılarında yapıyor. Ancak akrebimiz tam anlamıyla karasal bir hayvan değildir. Biraz daha yaklaşırsanız solungaçlarını görebilirsiniz. Bu küçük hayvan suda yaşamak için donatılmış. Ancak zaman zaman kendisini bekleyen potansiyel bir yemek varsa kıyıya çıkmayı göze alacaktır. Bu canlıların sayısının azlığı ve bu bitkilerin nadirliği, dünyanın büyüklüğü ve kaplayabilecekleri alanla karşılaştırıldığında önemsiz görünse de yine de dünyanın çehresini değiştirebilirler. Onlar yeni bir çağın tetikleyicisi. Devonyen dönemi 419 ila 358 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. İlk ormanların zamanı. Evet, beni doğru duydunuz. İlk ormanlar. Ama likenden koca bir ormana peki nasıl geçiliyor? Tabii ki bitki örtüsü yavaş yavaş oluştu. Devonyen milyonlarca yılı temsil etti. Geçen her gün karasal yaşam için yeni bir umut. Ancak en önemli değişiklikler burada ve şimdi gerçekleşti. Her şey burada başladı. Bu dönemde özellikle de üst Devonyen'de gezegenimiz bitki ve hayvan yaşamında bir patlama yaşadı. Kambriyen okyanus üzerinde silinmez bir iz bıraktıysa, Devonyen'de hiç şüphesiz dünya toprağının zenginleşmesini ve gelişmesini teşvik edecek olan dönemdir. Silüryen'deki küçük maceramızdan sonra bu değişimleri, bu evrimleri ve nihayetinde yeryüzünde yaşamın doğuşunu daha iyi anlamak için bir avuç milyon yıl sonrasına Devonyen'in en başına gidelim. Burada yer sıcaklığı 28 santigrat derece civarında seyrediyor. Oksijen seviyesi %15'e yakın. Hava nemli ve hafif bir esinti hissediliyor. Bu küçük esintiyi teninizde hissedebiliyor musunuz? İşte burada, bu koşullarda ilk ormanlar büyüyecek. Dünyanın yüzeyinin yaratılışından bu yana biraz değiştiğini hayal etmelisiniz. Apalaşyan zinciri gibi sıra dağlar ortaya çıkmış ve nehirler yataklarını oluşturmuştur. Manzara olağanüstü, ancak yaşam henüz emekleme aşamasında. Şu an için gördüğünüz gibi hala küçük ölçekli bir bitki örtüsü üzerindeyiz. Şu anki ormanlarımızdan çok uzakta. Günümüz ormanları, humus, çöp, küçük bitkiler, çalılar ve son olarak da taçları birkaç metre yüksekliğe ulaşan büyük ağaçlardan oluşan çeşitli katmanlardan oluşuyor. Burada en yüksek nokta 50 santim civarında. Devonyen döneminin ilk yarısında bitki örtüsü otsu tabakayla sınırlıydı. Rhynia ve Asteroxylon gibi alçak bitkiler genellikle su yollarının yakınında bulunurdu. Asteroxylon bu ikisinden daha büyük olanıdır. Küçük, pul benzeri, damarsız yapraklarla kaplıdır. Bu bitki türü organik madde bakımından zengin kuru toprakları sever. Çöp oluşturan ilk bitkilerden biridir ve toprakları organik maddeyle zenginleştirir. Diğer türlerin çoğu en fazla 10 santimetre boyundadır. Daha sonra daha çeşitli bir bitki örtüsü toprağı zenginleştirdi ve bu da yeni bitkilerin büyümesine izin verdi. Bu erdemli bir döngü. 30 milyon yıl. Bitki örtüsünün daha net bir şekilde evrimleşmesi 30 milyon yıl sürdü. Bu dönemin en çarpıcı olgusu çalı ve ağaç tabakalarının ortaya çıkmasıydı. Bu dönüşümlere bir göz atmak için zamanda bir adım daha geriye gidelim.
İşte 30 milyon yıl sonra yeni bir ilkel ormanın şafağındayız. Günümüz ormanlarıyla bazı benzerlikler taşıyor. Hangileri olduğunu bulabilir misiniz? Aslında orman katmanlı bir ekosistem olarak işler. Yer seviyesinde zaten bildiğimiz otsu tabaka, aynı zamanda çalı tabakası ve son olarak da en yüksek tabaka olan ağaççık tabakası var. Gördüğünüz gibi 30 milyon yıl önce bugün gördüğümüz gibi uzun ağaçlar yoktu. Devonyen döneminde 4 ana ağaçsı bitki grubu vardı. Lycopites yaklaşık 3 metre, Cladoxylales yaklaşık 8 metre, Aneuroptiales yaklaşık 1 metre ve son olarak Archaeopteridales 25 metreye kadar. İlk bitki örtüsü katmanını önümüzde ayaklarımızın hemen altında olanı keşfederek başlayalım. Daha alçak olabilir ama bu geçmenin daha kolay olduğu anlamına gelmez. Kökler ve gövdeler iç içe geçerek gerçek bir bitki örtüsü karmaşasına dönüşüyor. Rainia su kenarında görülebilir. İlk kara bitkilerinden biridir. Dallanan gövdelerinin ucunda küçük, sarımsız zeytinler vardır. Bunlar bitki meyvesi değildir, sporanjiyadır. Kolayca takılabildikleri için bu alçak büyüyen bitkilerin çaprazından geçerken dikkatli olun. Sapları ve kabukları cırt cırt gibidir. Cooksonia gibi sporanjiyal bitkiler daha önce gördüğünüz Rainia'ya çok benzer. Biraz daha erken bir dönemde, Silüryen döneminde ortaya çıkmışlardır ve halen evrimleşmektedirler. Gelişebilmeleri için tüm koşullar uygun. Onların altında bir tür yosun bitkisi olan Lycopods leclerciae zemini kaplar. Bu ilk katmanı bırakalım ve ormanın ikinci katmanı olan çalılara geçelim. Yanınızda Rillimia çalıları var. Bu çok özel dönemin ilk olağanüstü fenomenlerinden biridir. Şimdiye kadar hiçbir çalı ya da ağaççık köklerini dünyanın derinliklerine gömmememiştir. Biraz ileride ormanın kenarında Tetraxylopteris'i görebilirsiniz. Gövdesi boyunca her boydan saplı dallar iç içe geçmiştir. Mevcut ormanlarımız hakkında bildiklerimizden tahmin edebileceğimiz gibi gerçekten yaprakları yoktur. Daha ziyade düzleşmiş, dallanmış gövdeleri vardır. Uzaktan bakıldığında bitki örtüsü bizimkine benzeyebilir. Ama yakından bakıldığında aradaki farkı anlamak mümkün. Bir yandan bizim ormanlarımız kadar uzun değiller. Diğer yandan da görmeye alışık olduğumuz çok damarlı yapraklara nadiren sahipler. Bazı ağaçlar ilkel ağlayan söğütleri andırırken, diğerleri ince ve uzun bir kaktüsün başlangıcını andırıyor. Bu 30 milyon yılın dünyanın bitki örtüsünü ne kadar çeşitlendirdiğini ve zenginleştirdiğini fark ediyorsunuz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Toprağın zenginliği, gür ve çeşitli bitki örtüsünü teşvik ediyor. Hepsi yeni bir ekosistemin parçası. Bu kez karasal bir ekosistem. Burada bu çağın devlerinden birini görebilirsiniz. Eospermatopteris, yaklaşık 8 metre boyunda. Birkaç bin yıl önce bitki örtüsünün en fazla 50 santimetre boyunda olduğunu hatırlayın. 8 metre yükseklik radikal bir değişimdir. Bu örnek ağaç tabakasında yer alıyor. Eospermatopteris'i buradan tanıyabilir misiniz? Uzakta gri kahverengi gövdesiyle görebildiğiniz bu. Palmiye ağacına benziyor. Gövdesi uzun, düz ve ince. Tepede birkaç dal bir top oluşturur. İçlerinden biri kuruduğunda yol verir ve gövdeyi oluşturur. Ormanın biraz daha derinlerine inerseniz hepsinin en büyüğüyle karşılaşırsınız. Bu bir Archaeopteris. Boyu neredeyse 25 metre. Şekli günümüzdeki
köknar ağaçlarına benziyor. Çünkü dallar sadece tepeden başlıyor, gövdenin geri kalanını çıplak bırakıyor ve yapraklı kısım bir üçgen oluşturuyor. Büyüklüğünün yanı sıra ağacın en ayırt edici özelliklerinden biri de yaprakları. Konfigürasyonlarıyla bizim eğrelti otlarımızı andırıyor ve 1 metreye kadar uzayabiliyorlar. Ayrıca derin toprakların oluşumuna katkıda bulunmuş olabilecek, iyi gelişmiş bir kök sistemine sahipler. Bu devin altında küçük bir bitki görebilirsiniz. Güzel bir eğrelti otu örneği mi? Hayır, henüz değil. Çok genç bir Archaeopteris. Eğrelti otu 21. yüzyılda da bulunan bir bitkidir. Ancak milyonlarca yıl önce var olmuştur. Yakında onu görebileceksiniz. Sadece sabırlı olun. Osmundesea ve Hymenophilkea gibi eğrelti otları da ilk olarak Devonyen'de ortaya çıkmış, ancak Karboniferde daha yaygın olarak gelişmiştir. Eğer bitkiler bilgilerini nesilden nesile aktarabilselerdi, anlatacak inanılmaz hikayeleri ve bize sunacakları ölçülemez bilgileri olurdu. Ancak bunlar için pek vaktimiz yok. İlkel orman üzerindeki çalışmalarımıza devam edelim. Biraz ileride at kuyruklarını görebilirsiniz. Bu bitkiler Siphonophyte cinsine aittir. Yaygın olarak gelişen bir diğer cins olan likofitler, likopotları ve selaginellaları içerir. Devonyen, bitki örtüsü açısından gerçekten zenginleştirici bir dönemdi. Bitki örtüsü çeşitlenmiş ve giderek daha bol hale gelmiştir. Aynı zamanda yeni bir ekosistemin parçası haline gelen yeni unsurları da beraberinde getirdi. Yani bunlar yapraklar, kökler ve ağaççıklar. Tüm bu yeni unsurlar gelecekteki türler için yeni bir habitat veya besin kaynağı olabilir. Bitki biyokütlesi hala oldukça küçük ve kırılgan olsa da zaten iyi beslenen ve giderek kalınlaşan bu bitki örtüsü birkaç böceğin gün ışığını görmesine ve dünya toprağına yerleşmesine izin verir. Onları görmek için sabırlı olmanız ve her şeyden önce gözlem duygunuzu keskinleştirmeniz gerekir. Bazıları doğaları gereği oldukça utangaç ve çekingenken, diğerleri çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bilinen en eski yay kuyruklarından biri olan Raniella precursor'dır. Sadece 1 ila 2 milimetre boyutlarında. Bu da onu çıplak gözle gözlemlemeyi çok zorlaştırıyor. Küçük boyutuna rağmen bu yeni doğada kendine ait bir yeri var ve önemli bir rol oynuyor. Onlar leş yiyici. Çürüyen maddelerle beslenirken doğanın temizlenmesine yardımcı oluyor. Yaşam döngüsü bu inanılmaz manzarada yavaş yavaş yerine oturur. İşte Devonyen döneminde uzun süre yaşamış bir başka böcek. Ancak bilim insanları hala bu böcek üzerinde kafa yoruyor. İşte ünlü Rhynognatha'nın iki makul versiyonu. Uzun bir süre uçan böcekler grubunun bir üyesi olduğunu düşündük. Ağız parçaları kanatlı bir su böceği olan mayıs sineğininkileri andırıyordu. İşte bu ilk araştırmaların doğru çıkması halinde Rhynognatha'mızın nasıl görüneceği. Bazı ayrıntılar Mirapod takımından bir hayvana, yani kırk ayaklara ve özellikle de Scutigeromorph kırk ayaklara işaret etmektedir. O zaman daha çok şuna benzeyecektir. Zamanda bu kadar geriye gitmek kolay bir iş değil. Bugün birkaç yüzyıl öncesine kıyasla çok daha fazla şey biliyoruz ve teknoloji pek çok yanıt sağlıyor. Yine de bu kadar uzak dönemler, kırk ayağımızın morfolojisi de dahil olmak üzere pek çok gizemi barındırıyor. Öte yandan bir sonraki böcek olan Leverhulmia hakkında biraz daha fazla şey biliyoruz. En fazla 10 cm boyunda ve 5 çift yürüme bacağıyla tanınıyor.
Biraz daha yaklaşırsanız bunların kıl veya tüylerle kaplı olduğunu göreceksiniz. Bu böceğin beslenme şekli oldukça çeşitlidir. Sporlar, maserasyona uğramış bitki parçaları ve mantarlarla beslenir. Bu nedenle detritivor bir böcektir. Bitki çöpleri, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri bulmak için tercih ettiği ortamdır. Bu böcek türü sayesinde humus oluşabilir ve zenginleşebilir. Eğer bitki örtüsü ve böceklerin gelişimi gezegenimizde yeni bir ekosistem oluşturuyorsa, Devonyen yeni bir hayvan türünün doğuşu da dahil olmak üzere birçok başka yeniliği barındırır. İhtiyostega çok özeldir. Balık benzeri özelliklere sahip bir tetrapod, evrimin temel unsurlarından birini ve bazı hayvanların dünyaya gelişini anlamada kayıp halka gibi görünüyor. Gizemi çözmenin anahtarı olmasa da sucul ortamdan karasal ortama geçmeye çalışan omurgalıların önemli bir grubunu temsil eder. İhtiyostega, Stegosephalan grubunun bir türüdür. Kalça, diz ve ayak bileğiyle ilgili olabilecek 3 eklem başlangıcına sahip, bu örneği gözlemleyerek görebileceğiniz gibi, ilkel uzuvlarıyla bilindiği için benzersiz bir hareket kabiliyetine sahiptir. Şaşırtıcı bir şekilde balık benzeri özelliklerini de korumaktadır. Kuyruk yüzgecinin yanı sıra kuyruğunda ve ventral tarafında pulları vardır. Yetişkinlikte iç solungaçlar geliştirir. Çoğunlukla bir balık olarak yaşıyor gibi görünüyor. Ancak bir süre karada da kalabilir. Bunun gibi diğerleri ise bir balıkla bir sürüngen ya da timsahgil kara hayvanının mükemmel bir karışımı gibi görünüyor. Şu Tiktaali'ye bakın. Biraz timsaha benzeyen bir balık. Sizce de öyle değil mi? Gövdesi ve kuyruğu bir balık olduğunu düşündürse de baş çizgisi bir timsahinkine çok benziyor. Yüzgeçler kanatlarda açıkça görülebiliyor. Ancak gerçek yüzgeçler ve bacaklar arasında bir tür çaprazlamadır. Eklemli kemik iskeleti ve ünlü bacakları, lagünlerde kısa mesafelerde hareket etmesini sağlar. Elpistostege, Tiktaalik'le bazı benzerlikler taşır. Bunları kısa kafası, ince uzun gövdesi, kuyruk kısmı ve anal yüzgeci de mevcuttur. Öte yandan Panderichthys, tetrapodlarla bazı özellikleri paylaşıyor gibi görünse de, daha çok tarih öncesi bir balığa benziyor. Anatomik formu tetrapodlara geçiş niteliğinde olan gruplardan birisi. Bu türün boyu 90 cm civarındadır. Ancak en büyükleri 130 cm'ye kadar ulaşabilir. Kedi balığı benzeri görünümünün altında pektoral ve pelvik yüzgeçleri olan bir iç iskeleti korur ve ayrıca kiridyen uzuvlara sahiptir. Başka bir deyişle yüzmelerini ve aynı zamanda yürümelerini sağlayan eklemli lokomotor uzantılara sahiptir. Bu beklenmedik karşılaşma Devonyen bölümünü sona erdiriyor. Bu dönemin sonunda Güney Kutbu'nda bir buz örtüsü ortaya çıktı. Önümüzde daha fazla değişiklik var. Yolculuğumuza devam etme ve karaya giden yola geri dönme zamanı Karboniferde. Biz ayrılmadan önce havanın soğuduğunu hissettiniz mi? Bitkilerin neden olduğu atmosferdeki düşük karbondioksit seviyeleri nedeniyle küresel sıcaklık önemli ölçüde düşmüştür. Ortalama sıcaklık şu anda 15 santigrat derece. Daha önce yaşadığımızdan çok daha düşük bir sıcaklık. Bitki örtüsü genişlemiştir. Oksijen seviyeleri %15'ten %25'e kadar yükselmiştir. Atmosfer değişmiş, iklim evrim geçirmiştir. Dünya yüzeyinde de başka değişiklikler meydana geldi. Gökyüzünden bakıldığında artık çorak bir kaya gibi görünmüyor ve yeni bitki örtüsü açıkça görülebiliyor. Bu dönemin en çarpıcı özelliklerinden biri bitki örtüsündeki değişim. Şimdiye kadar her yerde aşağı yukarı
aynı örneklere rastlıyorduk. Ama yavaş yavaş. 358 milyon yıl önce Karbonifer döneminin başlangıcında kutuplar ve ekvator arasındaki sıcaklık değişimleri, bir kıtadan veya bölgeden diğerine oldukça farklı ormanların büyümesine yol açtı. Bu durum iklimsel zonlaşma olarak bilinir. Bu durum bitki örtüsünde ve dolayısıyla orada yaşayan hayvan popülasyonlarında sınırlara neden oldu. Kömür taşıyan ormanlar ekvator çevresinde gelişti. Bunlar deyim yerinde ise tropikal yağmur ormanlarının başlangıcı. Bu özel bölge hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O zaman başlayalım. İşte burası, kömür ormanı. Karbonifer döneminin ortalarında, yaklaşık 320 milyon yıl önce, bölgenin bataklık alanlarında ormanlar gelişti. Zamanla bu bitki örtüsü, huli olarak da bilinen kömürün ortaya çıkmasına neden oldu. Dolayısıyla kömür ormanı adını aldı. Bitki örtüsünün birkaç milyon yıl öncesine göre ne kadar yoğun ve bol göründüğüne bakın. Burada Lepidodendron'u buluyoruz. Bu bir bataklık ağacı. Gövdesi oldukça geniş ve yüksek, kabuğu ise çok kalın. Muhtemelen yaklaşık 30 metre yüksekliğe ve 2 metre çapa ulaşmış olabilir. Tepesinde çam dikenine benzeyen yapraklar buluyoruz. Toprağın altında ağacın gelişimi için besin ve enerji sağlayan kökleri henüz tam olarak gelişmemiş. Daha ziyade gövdeleri gelişmiştir. Şu anda önümüzde durduğu için şanslı olduğumuz gibi bazı örneklerin dallarında Lepidodendron benzeri türlerin üremesini sağlayan, sporları taşıyan çam kozalakları gibi kozalaklar vardı. Bu kozalaklar kozalaklı ağaçlara adını vermiştir. Bu cinsteki ilk kozalaklı ağaçlar Karbonifer döneminde yeryüzüne demir atmış ve bazıları Mezozoik çağa kadar ulaşmıştır. Daha sonra büyük iklim değişiklikleri birçoğuna zarar vermiş ancak dayanmışlardır ve bugün hala buradalar, ormanlarımızı dolduruyorlar. Biraz daha sağınızda bu tür bataklık toprakları seven bir başka ağaç daha var. Sigillaria'da 30 metre yüksekliğe ulaşıyor. Ancak gövdesi uzun olmasına rağmen daha kırılgan. Örneğine bağlı olarak gövdesi tek ya da çatallıdır. Bu gövde ahşaptan değil, bitki büyüdükçe bir gövdeye dönüşen, sıkıca paketlenmiş, yaprak tabanlarından oluşan bir tabakadan yapılmıştır. O halde gövde gibi görünen şeyin altında yapraklardan oluşan bir taban, ortasında ise ağacın oldukça lifli olan özü yer almaktadır. Yapraklar uzun ve incedir. Bir gövde etrafında toplanmış otları andırır. Bu kalamit biraz daha uzundur. Aslında bu ağaç 30 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilir. Gördüğünüz gibi gövde bambu gibi parçalı görünüyor. Burada da iğneye benzer yapraklar ve bir tür kozalak görüyoruz. Yapraklar, dallar ve kozalakların hepsi aynı düğümden büyüyor gibi görünüyor. Bu da botanikte bir whorl olarak biliniyor. Bir de Cordaita var. Ona gerçekten daha yakından bakmalısınız. Biraz ileride birkaç örneği var. Hadi daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi bu ağacın gövdesi bir demet yaprakla son buluyor. Şimdiye kadar gördüğümüz ilk ağaçlardan radikal bir farkı yok. Ama yapraklara daha yakından bakın. Onlara dokunun. Bir şey fark ettiniz mi? Deriye benziyorlar. Uzun deri şeritleri 25 metre ila 1 metre uzunluğunda ve yaklaşık 15 santimetre genişliğinde. Bu yapraklar doğrudan gövdeye bağlı. Daha önce bahsettiğim ve şimdi size tanıtmak istediğim başka bir bitki daha var. Hemen köşede bulunabiliyor. Bu eğrelti otu. Bu bataklık bölgede yapraklarıyla tohumları taşıyan, tohum eğrelti otu da dahil olmak üzere birçok türü vardır.
İşte biraz farklı olan bir diğeri. Buna dev eğrelti otu da diyebilirsiniz. Yaprakları dünyanın farklı yerlerinde gördüğümüz eğrelti otlarına çarpıcı bir benzerlik gösterse de bitki daha uzundur ve genellikle küçük bir çalıyla karakterize edilir. Aslında bu bir ağaç eğrelti otudur. Bu bir Psaronius. İşte başka bir eğrelti otu türü daha. Siphenopteris. Yaprakları yaklaşık 50 santimetreye kadar büyüyebiliyor. Kırılgan görünürse de üst Devonyen'den Kretase'ye kadar varlığını sürdürmüştür. Görünüşü için çok fazla. Bu güzel eğrelti otu bizi bekleyen ikinci ormana bir geçiş görevi görecek. Burada elbette eğrelti otlarının yanı sıra ekvatordan uzak bu bölgeye özgü başka ağaçlar da bulacağız. Birkaç yüz kilometrelik bir sıçrama yapmak üzereyiz. Hazır mısınız? Burada ılıman bölge olarak adlandırabileceğimiz yerde başka bir ağaç türü olan Glossopteris'i bulacağız. Burada onlardan birkaç tane var. Önümüzde duran ağacın yapraklarının şimdiye kadar gördüklerimizden farklı olduğunu şimdiden görebilirsiniz. Eğer siz de benim gibi dinozor küçük ayağın büyük bir hayranıysanız, bu ağacın yaprakları size hiç şüphesiz bu animasyon dizisinde uzun boyunluların zevkle yediği meşhur ağaç yıldızlarını hatırlatacaktır. Ancak bu ağaç, çocukluğumuzun nostaljik ipuçlarının ötesinde aynı zamanda konuşkan olabilir ve bize geçmişini anlatabilir. Gövdesi muhtemelen birkaç yıl önce yarılmış olan bu ağaca yaklaşın. Gördüğünüz gibi gövde ve dallardaki ahşap halkalar gösteriyor. Bu halkalar bugün ılıman bölgelerde bildiğimiz gibi farklı mevsimlere sahip bir iklimde yaşadığını gösteriyor. Bir başka özellik de bu türün yapraklarını döküyor gibi görünmesidir. Dolayısıyla mevsimsel döngü dünyanın bu bölgesinde önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Artık orman ve onu oluşturan farklı ağaçlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunuza göre, şimdi ormanın sakinleriyle tanışma zamanı. Umarım keyfiniz yerindedir. Karbonifer çağında dünyanın bu bölgesinde flora ve faunanın ne kadar iç içe geçtiğini kendi gözlerinizle görebileceksiniz. Bitki örtüsünün ne kadar geliştiğini zaten görmüştük. Peki, faunanın ne kadar çeşitlendiğine de aynı şekilde şaşıracaksınız. Sadece birkaç milyon yıl önce dünya üzerinde neredeyse hiç canlı yoktu. Ormanın farklı seviyelerinde karakteristik humus ve çöpün yanı sıra sürekli artan çeşitlilikte otsu, çalılık ve ağaççık bitkiler bulunur. Tüm bunlar yaşam döngüsünü teşvik ediyor. Bir besin zinciri ve giderek zenginleşen bir ekosistem gelişiyor. Kanatlı böcekler, kırkayaklar, örümcekler, akrepler ve amfibiler. Hatta sürüngenler bile görebilirsiniz. Sizi şaşırtarak başlayalım. Evet, sizi temin ederim ki bu ilk örnek tepki vermenizi sağlayacak. Nehir kıyısında uçan şu hayvanı görüyor musunuz? O bir kuş değil. Hayır, çok uzak. Çok sonraya kadar görünmeyecekler. Peki, kim o? Bu Meganerya. Yani dev bir yusufçuk. Evet, doğru duydunuz. Bir yusufçuk. 70 santimetre kanat açıklığıyla sizi hayrete düşürecek. Cinsin diğer örnekleri çok daha makul boyutlarda. Örneğin şurada gördüğünüz 9 santimetre uzunluğundaki Stenodictia gibi. Şimdi dikkatimizi sudan karaya çevirelim. Karboniferde her şey bazen orantısız görünür. Eğer daha önceki güzel yusufçuğumuz sizi şaşırttıysa, sanırım bu kırk ayakta sizi hayrete düşürmeli. Evet, bu Acanthopestes 50 santimetre uzunluğa rağmen gerçekten de bir kırk ayak. Ama bu birazdan size göstermek istediğimle kıyaslanamaz bile. Bunu yapmak için kömür ormanının biraz daha derinlerine inmemiz gerekiyor.
bahse girmeye ne dersiniz? Art Hopleria ne kadar büyüktür? Öğrenmek için bu erelti otunun altındaki hareketlere bakın. Gelişini müjdeliyor. 1,5 metre uzunluğunda. Korkutucu olduğu kadar şaşırtıcı da. Art Hopleria armata ise 2,5 metreye kadar ulaşabilir. Muhtemelen tüm zamanların en büyüğü olan bu büyük karasal omurgasızların çok az yırtıcısı olduğunu ya da hiç yırtıcısı olmadığını söylersem siz de şaşırmayacak mısınız? Hiçbiri onların boyutlarıyla rekabet edemezdi. Bugün ormanlarımızda böyle hayvanlar dolaşıyor olsaydı, mantar toplama mevsiminde çalılıklarda çok daha az insan olurdu. Şimdiye kadar hiç amfibiye rastlamadık. Bunu kaçıramazsınız. Tekrar suya yaklaşalım ve şansımızı deneyelim. Burada Protriton diyebileceğimiz, yani solungaçlarıyla nefes alan ve şüphesiz bazı ilkel amfibilerin larvalarını veya iri başlarını temsil eden amfibileri görebiliriz. Ama şimdilik bulmak istediğim yetişkin olanlar. Bakın, burada güzel bir yetişkin Actinodon var. Boyu 1 metrenin biraz altında olmalı. Gözleri ve burun delikleri küçük ve silik. Günümüz timsahlarına benzeyen üçgen kafasından tanıyabilirsiniz. Ancak benzediği tek şey bu değildir. Keskin dişleri vardır. Bu da onu bir etobur yapar. Bu Actinodon'un görüntüsünde karboniferi bırakalım ve zaman ölçeğinde biraz daha ileriye gidelim. Sihir işe yarıyor ve umarım karboniferdeki yolculuğunuzdan keyif alıyorsunuzdur. Ancak yolculuğumuz devam ederken ayrılma vakti çoktan geldi. Daha fazla keşif sizi bekliyor. İşte Permiyen'deyiz. Bu dönem tam anlamıyla başlangıçlar ve sonlar dönemidir. Burada yeni türler gelişirken birçoğunun da soyunun tükendiğini göreceksiniz. Permiyen aynı zamanda gezegenimizin daha belirgin bir zonlaşmasıyla da karakterize edilir. Sıra dağların çevresinde bazen yoğun yağış görülürken, kara parçasının diğer kısımlarında yağış miktarı düşüktür. Savan benzeri bitki örtüsüne sahip sıcak ve kurak bölgeler, hatta çöller vardır. Ancak güney kutbunda sıcaklıklar 30 santigrat dereceye kadar düşebilir. Karbonifer bitki örtüsü Lepidodendron ve Sigillaria'nın varlığıyla tanınabilir. Ancak yavaş yavaş kuzey ve güney arasında daha net bir sınır ortaya çıkmaya başladı. Kuzeyde iğne yapraklılar, güneyde ise Wallacea ve Glossopteridales hakim. Permiyen zaman içinde bitkilerin ve toprak örtüsünün evrimine de tanıklık etti. Likopotlar gibi tarih öncesi bitkiler yerlerini yavaş yavaş glossopteritlere bırakmıştır. Tohumlu bitkiler, eğrelti otları, kozalaklı ağaçlar ve sikatlar kıtayı kolonize ederek gelecekteki birçok yeni sürüngen için gerekli olan yeni bir besin zinciri oluşturdu. Sinapsitler de bir başka Permiyen fenomeniydi. İlk olarak yaklaşık 300 milyon yıl önce Karbonifer döneminin sonunda ortaya çıkmış olsalar da, yeryüzüne hakim olmaları Permiyen döneminde gerçekleşmiştir. Bugün bile ataları ve sinapsitlerin ilkel aşamaları hakkında çok az şey biliniyor. Birdenbire ortaya çıkmış gibi görünüyorlar. Bildiğimiz tek şey Karboniferde 3 ana grubun var olmasıdır. Her ikisi de sinapsitlerin etçil kollarını oluşturan Opiacodontidae ve Siphenacodontidae ile vejetaryen bir grup olan Edaphosauridae. Şimdiye kadar etçil beslenme baskındı. Farklı bir diyet benimseyen ilk omurgalılardır. Bu üç grup, ortak atalarını tanımlıyor gibi görünen bir grup olan Pelikosaurus'la akrabadır. Permiyen'de dördüncü bir grup ortaya çıkmıştır. Bu grup Caseidae'dir. Onlar da vejetaryendi. Bu hayvanlarla tanışmaya hazır mısınız? O zaman beni takip edin.
Önünüzdeki sinapsit bir gorgonaps, yani Lycaenops. Uzun kafatası, köpek dişleri ve kesici dişleriyle onu gözden kaçıramazsınız. Ve dişlerine bakılırsa vejetaryen gözükmüyor. Bu dişler kurbanları için korkunç, keskin silahlardı. Isırığı gerçekten çok güçlüydü. Hızlı olmayabilir ama oldukça zeki ve stratejik. Isırığı vurucu gücü olarak kullanır. Kurbanını yakaladıktan sonra arkasına saklanıyor. Pusuya yatıyor, gerekirse geri saldırmaya hazırlanıyor. Sonra da saklanmak için geri dönüyor. Bu manevranın amacı nedir? Kurbanın kendi hayatını riske atmadan kendini tüketmesi ve yaralarına yenik düşmesi. Kalp atışı durduğunda tek yapması gereken yemeğin tadını çıkarmak. Gorgonapsian rubidigenia aynı grupta yer alıyor. Fiziği göz önüne alındığında kesinlikle ailenin en sağlamı. Ama aynı zamanda en güçlü ve etkileyici ısırığına da sahip. Adalet ve denge adına otçul ailesinin bir elçisiyle tanışalım. Onu kolayca tanıyacaksınız. Sürüngen benzeri görünümüne ek olarak bölgedeki eğrelti otları ve ulaşılabilen diğer az büyüyen bitkilerle otlayan birkaç kişiden biri. O günlerde vejetaryenlik pek de yaygın değildi. İşte burada. İşte uzun zamandır beklediğimiz Dinocephalus keratocephalus. Adı boynuzlu kafa anlamına geliyor. Boyu 2 ila 3 metre arasında ve oldukça heybetli bir kafatasına sahiptir. Örneğe ve türe bağlı olarak ağırlığı 700 ila 1000 kilogram arasındadır. Dicynodont bir başka sembolik Permiyen hayvanı. Yine bir omurgalı ve otçul olan bu hayvan, en hafif tabirle alışılmadık bir fiziğe sahip. Görünüşü bir kemirgen ve kaplumbağayı andırıyor. Ancak dişleri ve gagaları var. Dicynodont ailesindeki türlerden biri de Lysovisia'dır. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve neredeyse 2,5 metre yüksekliğinde olan bu tür, tüy siklet olmaktan çok uzak. En büyük Dicynodont'tur. Tam önünüzde 9 ton ağırlığında. İşte bakın, önünüzde bir Diplocaulus var. Bu amfibi nehirlerin ve dağ derelerinin yakınında yaşıyor. Adı çift şapkalı anlamında. Adını bumerang şeklindeki kafatasına borçlu. Bunun dışında 1 metre uzunluğundaki gövdesine rağmen biraz semendere benziyor. Kuyruğu bir sarkaç gibi hareket etmesine yardımcı oluyor. Etkileyici büyüklükteki bir başka ilkel amfibi de Eriops'tur. Vücudu ortalama 2 metredir. Ancak neredeyse 3 metreye ulaşan örnekler pek de nadir değildir. Son derece uzun gövdesine rağmen kafası orantısız derecede büyük görünür. Büyük, geniş ve düzdür. Ağzı büyük ve kurbağalar gibi dişleri kavislidir. Bir sonraki kurbanını hevesle bekleyen 3 çift dişi vardır. Bazı yusufçukların büyüklüğü göz önüne alındığında ağzının büyüklüğü en azından orantılı olmalıydı. Ama o bölgedeki tek yırtıcı olmaktan çok uzak. Dimetrodon'la tanışın. Kısa, güçlü bacakları, uzun bir kuyruğu ve korkunç bir çenesi olan oldukça iri bir sürüngen. İki tür dişle donatılmış. İlk tür kavrayıp kancalarken diğeri keser ve parçalar. En iyisi parmaklarınızı yoldan uzak tutmak. Bir diğer özelliği de sırt ağdır. Bu sıcaklık ve iklimdeki geniş değişikliklere dayanmasını sağlıyor. Bu örtü sayesinde biriken ısıyı depolayarak veya tahliye ederek sıcaklığı düzenliyor. Çok sayıda etobur olmasına rağmen otçullar da mevcut. Bunlardan biri Parayeyasaurus'tur. Permiyen'in en büyük sürüngenlerinden biri. Vücudu zırhla korunmuştur. Pullarla kaplıdır. Umarım bir tanesini görecek kadar şanslı oluruz. Parayeyasaurus yanaklı kertenkele anlamına gelir. Bu parareptiller otçul ve günde astronomik miktarda yiyecek yerler. En sevdikleri yiyeceğe yaklaşalım. İşte karşınızda Bradyasaurus.
oldukça tıknazdırlar. En büyüğü 100 kiloya ulaşabilen ağırlıklarını desteklemek için geniş ayakları vardır. Kısa kuyrukları ve küçük kafaları vardır. Ancak büyük ve sağlam vücutlulardır. Ailenin Bradyasaurus'tan çok daha heybetli bir diğer üyesi de Bunostegos'tur. Bu sefer 600 kiloya yaklaşıyoruz. Zamanda yolculuğumuza devam etmeden önce çok önemli iki aileyle tanışmanız gerekiyor. Permiyen döneminin simgesidir ve gezegenimizin hatta canlı organizmaların tarihinde iz bırakmışlardır. Bunlardan ilki memeli sürüngenler. Permiyen boyunca iklim kurudukça pelikosaurlar buna dayanmak için daha donanımlı başka bir sinapsit soyu lehine azaldı. Morfolojik özellikleri memelilere daha yakın olan terapsitler. Onların soylarından biri memeli ailesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Farklılaşmış dişleri, yani köpek dişleri, kesici dişler, azı dişleri ve küçük azı dişleri, kılları, yani synognathus gibi yanları yerine vücutlarının altında uzuvları ve tek bir temporal fossaları vardır. Kılıç dişli dediğimde aklınıza ünlü kılıç dişli kaplanın geldiğinden eminim. Ancak sizi temin ederim ki bu kaplan etkileyici köpek dişlerine rağmen kaplanla hiçbir benzerlik taşımıyor. Daha çok kaplumbağa ve domuz karışımı bir hayvana benziyor. Bu Glanosuchus macrops. Uzun bir burnu ve büyük köpek dişleri vardır. Ama aynı zamanda bıçak benzeri kesici dişleri de vardır. Her iki tarafta 6'şar tane. Köpek dişlerinin arkasında 5 küçük, sivri diş hayvanın ağır silahlarını tamamlar. Burun delikleri burnun ucunda yer alır ve ileriyi gösterir. Bu av sırasında paha biçilmez bir yardımcı olmalı. Size bu Glanosuchus macrops'u göstermek istedim. Çünkü özellikle ilgi çekici duruyor. Evrime yaklaşımımızı destekliyor ve dünya yüzeyinde evrimin nasıl işlediğini daha iyi kavramamızı sağlıyor. Göremezsiniz ama bazı hayvanların iskeletlerinde büyük bir değişiklik olmuştur. Henüz erken aşamalardayız. Ancak bu büyük bir değişimin ilk adımı. Memeli orta kulağı. Günümüzde memelilerin orta kulağında 3 temel kemik bulunmaktadır. Çekiç, örs ve üzengi. Görünüşe göre bu sonuncular, bu erken terapsitlerin eklem ve kare kemiklerinden oluşmuştur. İkinci ikonik Permiyen ailesi arkozorlardır. Peki neden arkozorlar? Çünkü dinozorların, timsahların, pterozorların ve fitozorların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Hepsinin ortak atası arkozorlardır. Peki kimdir bunlar? Arkozorların sınıflandırılması anteorbital pencere, yani kafatasında göz çukurlarının önünde bulunan yanal bir açıklık, aynı zamanda tırtıklı dişler ve dik duruş gibi ortak morfolojik özelliklere dayanmaktadır. İşte bunlardan ikisi. İlki Protorosaurus spineri. Çok incedir. Bir kertenkeleyi andırır ve monitör kertenkelesiyle bazı benzerlikleri vardır. Uzun bacakları, uzun bir boynu vardır ve boyu 2 metreye kadar uzayabilir. İnce dişlerine rağmen bir etobur değildir. Bunun yerine kozalak ağaçlarının kozalaklarıyla beslenir. Cinsin bir başka üyesi ise bu bitki örtüsünün biraz ilerisinde gizlidir. Arcosaurus rocissus. Gerçek bir etobur. Görünüşü biraz sıra dışı. Vücudu bir timsahı andırırken kafası oldukça tanımsızdır. Bir filin ya da karınca yiyeninkine benzeyen bir tür hortumu var gibi görünüyor. Ancak aynı zamanda bu sözde hortum, açılıp kapanabilen bir ağız oluşturmaktadır. Dahası, ağzını açtığında üst çenenin iki parçadan oluştuğunu görebilirsiniz. Biri alt çeneye dayanır, diğeri ise alt dudaktan çıkıntı yapar.
Dinozorlar hiç kuşkusuz tarihe damgalarını vurmuşlardır. Küçük yaşlardan itibaren insanları büyülerler. Birçoğumuz bu hayvanlara ilgi duyarız. Nesillerinin tükenmesi herkesin duyduğu bir şeydir. Ancak bu kitlesel yok oluş, gezegenimizin şimdiye kadar gördüğü en büyük yok oluş olmaktan çok uzak. En ciddi olanı şu anda Permiye'nin sonunda gerçekleşiyor. Trias döneminin başlangıcını işaret edecek ve her şeyin düzenini sonsuza dek değiştirecektir. Karasal türlerin %70'i ve denizel türlerin neredeyse %95'i yok olacak. Bu fenomenin kökeni hala belirsizdir. Ancak uzaktan görebileceğiniz devasa volkanik patlamalar şüphesiz bir faktördür. O zamandan beri havadaki oksijen önemli ölçüde azaldı. Güney Pangea'nın büyük bölümü buzullarla kaplıydı. Ancak erken Trias dönemine damgasını vuran volkanik patlamalardan bu yana koşullar önemli ölçüde ısındı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değişim çok ani oldu ve beraberinde birçok türün yok olmasını getirdi. Şimdiye kadar bol miktarda bulunan trilobitler yeryüzünden silinecek. Diğer birçok deniz hayvanı gibi bu türün de soyu tükendi. Diğerlerinin soyu tükenmediyse bile önemli ölçüde etkilendiler. Örneğin resif oluşturucular. Birçok mercan türü hayatta kalamayacak. Ekinodermler ve ammonoidler küçük bir avuç tür sayesinde krizden sağ çıkmayı başardı. Tek hücreli organizmalar ve foraminiferler arasında hasar oldukça büyüktür. Karada da tablo aynı derecede kasvetti. Tetrapodların yaklaşık %60'ı aşırı ve düşmanca iklim koşullarına dayanamayan büyük otoburlar gibi dünya yüzeyinden kaybolmuştur. Hayatta kalmak için tamamen bitkilere bağımlılar. Bitki örtüsü yok, yiyecek yok. Bu kesin ölüm demek. Bu biyolojik krize rağmen doğa yavaş yavaş haklarını geri aldı. Sıcaklıklar yükseldi ve manzara değişti. Çok daha büyük ormanlar ortaya çıktı. Bunlar ekvatorun yakınında yer alan ve muson yağmurlarından faydalanan yerlerdir. Bunlar tropikal sayılabilecek ilk ormanlar. Dünyanın dört bir yanındaki diğer ekosistemler, çöl bölgelerinin ortaya çıkmasıyla çok daha kuru hale geldi ve kurak iklimle başa çıkmak için daha iyi adapte olmuş yeni sürüngen türlerinin evrimini teşvik etti. Fauna ve flora sürekli evrim geçiriyor. Yeni bir çağa giriyoruz. Kambriyen'de başlayıp Permiyen'de sona eren Paleozoik'ten ayrılıyor ve Mezozoik'e giriyoruz. Trias'la bir randevumuz var. Peki neyi bekliyoruz? Trias, işte geliyoruz. Yaklaşık 252 milyon yıl önce başlayan bir dönem olan Triasik dönemine giriyoruz. Pangea'nın büyüklüğü, vurgulu bir karasal iklimi desteklemektedir. Çok sıcak yazlar ve özellikle soğuk kışlar görülür. Musonlar intertropikal bölgede etkili olurken, daha önce de gördüğümüz gibi kurak bölgeler kıtanın başka yerlerinde uzanır. Birçok bitki ve hayvan türü Permo-Triasik krizden sağ çıkamaz. Lycopodiales, Cicadales, Gingkopites ve Glossopterides bir süre hayatta kalmayı başardı. Ancak binlerce yıl içinde birçok amfibi ve memeli sürüngen gibi onlar da yavaş yavaş yeryüzünden kayboldu. Öte yandan kozalaklı ağaçlar büyümeye devam ediyor ve artık gezegenimizin bitki örtüsünün büyük bir kısmını oluşturuyor. Hayvanlara gelince bitki örtüsü değişiyor ve yeni türler ortaya çıkıyor. Amfibiler yavaş yavaş yok olurken, hayatta kalan birkaç tür Lissamphibians gibi modern amfibileri doğurdu. Memeli sürüngenlerse giderek daha nadir hale gelmektedir. Tüm bu türler yavaş yavaş yerlerini diaspid sürüngenlere ve özellikle de arkozorlara bırakmıştır.
Bunlar da yaşam tarihine damgasını vuracak yeni dallara yol açmıştır. Timsahlar, pterozorlar ve dinozorlar. Şu anda gelişleri çok ihtiyatlı olsa da birkaç kaplumbağa ve memeli türü de ortaya çıkacaktır. İlk memeliler keselilerdi. Onlara metateryanlar diyoruz. Keşfedilecek pek çok türümüz var. Hadi daha yakından bakalım. Keşif gezimize lisanfibyanslarla tanışarak başlamaya ne dersiniz? Larva halindeyken bir su evresi geçirirler. Sonra da karasal bir evreye geçerler. Bu derenin yakınlarında bulunabilirler ama sadece tatlı suda. Larva olarak solungaçlarından nefes alırlar. Daha sonra yetişkin olduklarında akciğerleri devreye girer. Ancak derileri aracılığıyla da nefes alabiliyorlar. Gördüğünüz gibi dört uzuvları vardır ve omurgalılara aittirler. Bu grup Gymnophiones, Batrachians, Semenderler, Anurans, Kurbağalar ve Böbrekler gibi çeşitli dalları içerir. Bu Lisanfibian grubunun emektarlarından birisi. Bugüne kadar bilim insanları tarafından bilinen en eski tür. Bu bir Triadobatrachus masinoti. Bir kurbağaya çok benziyor ve yaklaşık 10 cm boyutlarında. Kendi kategorisindeki bir diğer duayen ise Proterosuchus'tur. Arcosauriformes'a aittir. Bakın, burada bir Proterosuchus fergusi var. Görebiliyor musunuz? Susuzluğunu gidermek için nehre doğru ilerliyor. Bu dört ayaklı 3 metreden fazla büyüyebilir. Büyük bir kafası ve hafif çengelli bir burnu var. Gördüğünüz gibi pozisyonu çadır şeklinde. Uzuvları karnının altında değil, daha ziyade böğründe yer alıyor. Dolayısıyla tuhaf yürüyüşü de buradan geliyor. Bu avını ortaya çıkarmak için pusuya yatmasını engellemiyor. Başarılı bir avcı. Ayrıca mezopik görüşe sahip. Yani hem parlak güneş ışığında hem de karanlıkta görebiliyor. Onu avıyla baş başa bırakalım. Çünkü biraz ileride bizi başka bir yırtıcı bekliyor. Gelişmekte olan timsahgiller grubunun bir üyesi. Bugün timsahları düşündüğümüzde oldukça tıknaz, avlanma dışında çok aktif olmayan ve daha ziyade su ve deniz yaşamına adapte olmuş bir hayvan imajına sahip oluruz. Ancak erken Trias döneminde timsahgiller grubunu oluşturan türler bugün olduğundan çok daha çeşitliydi ve silüetleri oldukça farklıydı. Daha çok küçüktüler ama aynı zamanda daha hafif ve daha aktiftiler. Bakın, bu dev sırım gibi kertenkele de onlardan biri. Bu bir Terestrisuchus gracilis. Görünüşünün bir timsahtan çok kertenkele yandırdığı doğru. Ama aslında bu grubun bir üyesi. Yaklaşık 1 metre boyunda ve ancak 15 kilo ağırlığındadır. Uzun, ince, kaslı bacakları vardır. Dengesini korumak için kuyruğunu kullanır. Boyut olarak vücudunun iki katı uzunluğunda. Gezimizin başlangıcından bu yana çok sayıda bitki ve hayvan türünü gözlemleme fırsatımız oldu. Bu gözlemler aracılığıyla zaman içinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek için evrimsel yolu analiz etmeye ve anlamaya çalıştık. Gözlemlerden sorulara bazı cevaplar bulmayı başardık. Artık neredeyse bir uzman olduğunuza göre bu düşünce sürecine kendi başınıza başlamaya hazır mısınız? Peki bu Terestrisuchus gracilis'e daha yakından bakarak bacaklarının şekli ve konumu hakkında neler ekleyebilirsiniz? İlk unsur duruşudur. Bacaklar doğrudan vücudun altında konumlandırılmıştır. Bu da yürüyüş üzerinde ve aynı zamanda hareket olasılıkları üzerinde etkilidir. İkinci olarak, arka bacaklar ön bacaklardan biraz daha uzundur. Buna çok kaslı bir vücudu da eklerseniz, işte size koşu kralı. Hız konusunda bu timsahımsı ile yarışamayacağımız açık olduğuna göre,
Sanırım yolculuğumuza devam etme zamanı geldi. Arkozorların bir başka kolunu keşfetmeye ne dersiniz? Bunlar pterozorlar. Pterozorlar uçan sürüngenlerdir. Ne kadar ilerlediğimizi hayal edebiliyor musunuz? Evrimin hayvanların yeryüzünde kolonileşmesine izin vermesi uzun zaman aldı. Ancak çok azı henüz gökyüzünü fethetmeyi başarmıştı. Bu küçük başarının nedenleri hala bir gizem. Karasal ve muhtemelen iki ayaklı atalardan. Çok özel ekosistemlere bağlı uçan, dört ayaklı hayvanlara geçiş yaptıklarını hala bilmiyoruz. Bazıları havanın gerçek krallarıydı. Diğerleri heybetli boyutları nedeniyle gökyüzünde daha büyük zorluklarla hareket etmeyi başardılar. Ve önemli bir enerji gerekiyordu. Çok büyük uçan sürüngenler olan Quetzalcoatlus ve Hatzegopteryx'i düşünüyorum. Ostridactylus ilk pterozorlardan biriydi. Yaklaşık 90 cm uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığındaydı. Kanatlarını açtığında kanat açıklığı 120 cm'ye yaklaşıyor. Ayırt edici özelliği kafatasının ön tarafındaki ibiktir. Ayrıca dümen görevi gören uzun bir kuyruğu vardır. Dev bir yarasayla uzun kuyruklu bir kurdun karışımı gibidir. Quetzalcoatlus northropi çok daha sonra ortaya çıkmış, Kretase döneminde dünya yüzeyinde uçmuştur. Burada gördüğünüz uzun boynuyla biraz leyleğe benziyor. Muhtemelen kanat açıklığının ne kadar olduğunu merak ediyorsunuzdur. Sizi daha fazla merakta bırakmayacağım. 10 metreye kadar ulaşabiliyor. Beslenmesine gelince en sevdiği menünün ne olduğunu söylemek zor. İlk başta balık diye düşünmüştük. Ancak gökyüzünün bu devinin muhtemelen küçük kara hayvanlarının leşlerini tercih ettiği ortaya çıktı. Euparkerias ailesinin bir üyesiyle karşılaşmadan Trias'a geçemeyiz. Haydi, onlardan biriyle karşılaşmak istiyorsak etrafta dolaşmalı ve bu sık bitki örtüsünün kenarına gitmeliyiz. İşte orada, bizden sadece birkaç metre ötede. Hareket ediyor ve bize yaklaşıyor gibi görünüyor. O yüzden biraz geri çekilelim. Bu bir dört ayaklı ve gelecekteki dinozorları doğurmak için gereken tüm özelliklere sahip gibi görünüyor. Kesin konuşmak gerekirse bu bir Euparkeria capensis. Gördüğünüz gibi gerçekten de dört ayaklı ve yarı dik uzuvlara sahip. Eğer dikkatliyseniz arka bacaklarının ön bacaklarından biraz daha uzun olduğunu fark edeceksiniz. Bazı araştırmacılar ihtiyaç duyulduğunda zaman zaman iki ayaklı olabileceğini düşünüyor. Ama bunların hepsi birer varsayım. Zıplayan bu Euparkeria'ya bir göz atmak için vaktiniz var mı? Zaman zaman sadece dört ayaklı ya da iki ayaklı olsa da her durumda uzuvlarının hareketliliğinde ustalaştığına hiç şüphe yok. Artık bir Euparkerias gördüğünüze göre sıra ilk dinozorlarımızla tanışmaya geldi. En eskilerinden biri olan Niasaurus'la başlayalım. Dinozoriform ailesinin bir üyesi. Niasaurus Paddington ile tanışın. 2 ila 3 metre uzunluğunda ve iki arka ayağı üzerinde duruyorsa bu sizi selamlamak için değil. Ön bacakları daha kısadır. Kuyruğu dengesini korumasına yardımcı olur. Dinozorlar iki ana aileye ayrılır. Şimdi inceleyeceğimiz Saurischianlar ve biraz sonra tanışacağımız Ornithischianlar. Saurischian ailesi Musasaurus'u içerir. Önünüzde gördüğünüz hayvanın boyu ancak 20 cm'dir ve bir Musasaurus patagonicus'tur. Ancak küçük boyutunun sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bu sadece bir bebek. Bir yetişkin olarak 3 metreye kadar büyüyebilir ve hatta bazılarının boyu 6 metreye ulaşmıştır bile. Bu genç Musaur'un annesi çok uzakta olamaz. Dikkatli olmalıyız. Şu gümbürtüyü duyabiliyor musun? Yerdeki titreşimleri hissediyor musun?
Yaklaşan başka bir hayvan ve hiç de tüy siklet değil. İşte geliyor. Bu bir Lilian sternus. Neredeyse 6 metre uzunluğunda ve 2 metreden yüksek. Kafatasında küçük bir ibik ve oldukça keskin dişleri var. Ava çıktı. Burada kalalım. Uçan bir sürüngen olan bu pterozoru nehrin etrafında kovalıyor. Canlı kurtulma şansı yok. Bu av olayından sonra bizi bir otçul aramak için güvenli bir yere götürmeye ne dersin? Konumuza geri dönelim. Aradığım hayvan tuhaf. Adı yassı sürüngen anlamına geliyor. Bu devin boyu 8 metreye, ağırlığıysa 4 tona kadar çıkabiliyor. Yine de bu karasal dev sadece bitkilerle besleniyor. Uzun boynu sayesinde yerden 3-4 metre yükseklikteki ağaçların taze ve yumuşak yapraklarına ulaşabiliyor. Bakın, işte orada. Bu bir platozor. En iyi yapraklara ulaşmak için boynunu uzatır ya da birkaç dakika arka ayakları üzerinde durur. Bakın, birkaç metre ötedeki arkadaşlarından biri birkaç taş yutuyor. Merak etmeyin, o deli değil. Bu taşları midesindeki yiyecekleri ezmesine yardımcı olması için yutuyor. Bu taşlara gastrolit deniyor. Bu Platosaurus'u hak ettiği yemeğin tadını çıkarması için bırakıp yolumuza devam edeceğiz. Bu bizi doğrudan Jura'ya götürür. Sonunda 201 ila 145 milyon yıl önceki Jura dönemine ulaştık. Sonunda bu olağanüstü döneme ulaşmak için milyonlarca yıl boyunca yolculuk ettik. Bu Pangea'nın parçalanmaya başladığı zaman, su kıtaları istila etmeye başladı, deniz flora ve faunasının gelişimini teşvik etti. Karadaysa yeni dağ oluşumları dünyanın yeni silüetini şekillendirdi. Bizi çevreleyen bitki örtüsüne daha yakından bakalım. Tohum eğrelti otları ve kozalaklı ağaçlar buluyoruz. Ancak gördüğünüz gibi bu türler çok daha çeşitli hale geldi. Bitki örtüsü daha yoğun, daha kalın, daha bol ve daha zengin. Önümüzde sikas, araucaria, yev, sekya ve ginkgo gibi bizim zamanımızda karşılaşabileceğiniz bazı ağaçlar var. Ancak toprağı işgal edenler sadece onlar değil. Biraz ileride Benetitales ve Saitoniales ailelerinden bitkiler görebilirsiniz. Bu ormanda bir şey fark ettiniz mi? Önünüzdeki çalılara daha yakından bakın. Sanırım yılın doğru zamanında buradan geçiyoruz. Oldukça şanslıyız. İlk çiçek açan bitkilerden birini görebilirsiniz. Angiospermler. Çalı olan Benetitales vielandiella. Uzun palmiye şeklindeki Benetitales ve alçak güdük palmiye ise Sika deoidea'dır. Çiçekler bitkinin üreme aygıtını içerir ve bazı durumlar dışında genellikle hem erkek hem de dişi kısımları içerir. Polen taneleri günümüzde de olduğu gibi rüzgar ya da böcekler tarafından taşınır. Ağaç tepelerinde avlanan uçan bir sürüngen fark ettiniz mi? Pterozor ailesi Jura döneminde hala çok canlı. Orada gördüğünüz muhtemelen bir Ramphorhynchus. Adı gagalı burun anlamına geliyor. İğne şeklinde öne doğru eğimli dişlerle dolu bir ağzı vardır. Ağzının ucu kavisli, sivri ve bir tür gaga oluşturuyor. Adı da buradan geliyor. Ayrıldığımızdan beri ilk kez sadece balık yiyen bir yırtıcıyla karşı karşıyayız. Bakın, bizim Ramphorhynchus Muensteri suya yaklaşıyor. Beslenme zamanı. Birkaç dakika yüzecek. Her an saldırabilir. Yalnız olmadığını görebiliyorum. Etrafta dolaşan başka uçan sürüngenler de var. Bir bakın, çok daha küçükler.
Onlar Pterodactylus anticus. Muhtemelen onları pterodaktil olarak tanıyorsunuz. Bu etobur çoğunlukla balıklarla beslenir. Ancak ara sıra küçük karasal avlara da göz diker. Bakışlarınızı şu kayanın üzerine tünemiş pterodaktil üzerinde sabitleyin. Kanatlarını çırptığını görebiliyor musunuz? Kanatlarını sonuna kadar açmış gibi görünüyor. Sadece bizim için. Bu mükemmel bir fırsat. Morfolojisinin detaylarını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Tüm pterozorlar gibi uçan sürüngenimizin de deri ve kastan oluşan kanatları vardır. Dördüncü parmağından arka bacaklarına kadar uzanır. Buradan başının üzerindeki küçük yumuşak doku tepesini görebilirsiniz. Bu yetişkin olduğu anlamına geliyor. Yavrularda hiç bulunmuyor. Pterodaktiller bu yumuşak doku büyümesini yaşlandıklarında geliştirir. Bazı bilim insanları bu estetik özelliğin pterodaktilin kur yapma ritüelinde bir rol oynamış olabileceğine inanıyor. Ağzını açtığında bir sonraki kurbanıyla savaşmaya hazır minik dişlerden oluşan bir orduya sahip olduğunu görüyoruz. 90 ince konik diş. Ne kadar da keskin. Gölden uzaklaşıp biraz daha içerilere, ormana doğru ilerlememizin zamanı geldi. İki dinozor ailesinden bahsettiğimizi hatırlıyor musunuz? Saurischianlar ve Ornithischianlar. Sanırım bu iki aile arasındaki farkı anlamanın zamanı. İki aile arasındaki fark leğen kemiğinde yatıyor. Saurischianlar, sürüngenlerinkine benzer bir pelvise sahiptir. Ve pubis öne doğru bakarken, Ornithischianlarda pelvisi dört dallı ve pubis kuşlarınki gibi geriye doğru bakıyor. Şimdi onların birkaç üyesiyle tanışalım. Hadi gidelim. Saurischian ailesiyle başlayalım. Muhtemelen daha önce duymuş olduğunuz iki örnek vardır. Diplodocus ve Brachiosaurus. İşte bir Diplodocus sürüsü. Kendilerini yırtıcılardan korumak için 20 ila 30 bireyden oluşan gruplar halinde yaşıyorlar. Uzun boynu tek başına 6 metreden fazla. Başının tepesinden kuyruğunun ucuna kadar 35 metre uzunluğunda. Evet, oldukça büyük bir hayvan. Yine de sadece yapraklarla, burada ve orada görebileceğiniz eğrelti otları gibi küçük bitkilerle beslenir. Vejetaryen beslenmenin iyi bir şey olduğunu gösteriyor. Aynı ailenin bir parçası değildir. Ancak Diplodocus, Brachiosaurus'la bazı özellikleri paylaşır. İkisi sık sık karıştırılır. Sol tarafımızdaki Brachiosaurus, Altitorax. Tam bir gurmedir. Kozalaklı ağaçların ve eğrelti otlarının yaprakları kadar, sikatlar gibi alçak bitkilerle de beslenir. Brachiozorlar da genellikle sürüler halinde seyahat eder. Böylece en gençleri grubun ortasında kalarak avcılardan korunur. Sallanan kuyrukları denge için gereklidir. Ancak tehlike anında ölümcül bir kamçı olarak da kullanılabilir. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde ve muhtemelen 30 ila 50 ton ağırlığındadır. Boynunda 12 omur vardır. Evet, boynun uzunluğuna rağmen omurlar çok sayıda değildir. Ama her biri yaklaşık 70 santimetredir. Dikkat edin, bu bir Allosaurus. Tahmin edebileceğiniz gibi bunun hiç de dost canlısı bir tarafı yok. Bölgedeki en yaygın yırtıcı. Bu tür dünya çapında geniş bir dağılıma sahip. Ancak yarı kurak ortamları, yağışlı ve kurak mevsimleri olan taşkın ovaları tercih ediyor. Küçük bir boynu, dar, uzun bir kafatası ve heybetli, sağlam bir vücudu vardır. Çok uzun süre kalması söz konusu değil ama ayaklarına bakın. Yük taşıyan üç parmağı ve bir iç çiğneme tırnağı vardır. Saatte 55 kilometre hıza ulaşarak kolaylıkla koşabilir.
İşte kısa, sağlam, arka ayakları üzerinde yürüyen bir başka iki ayaklı. Bu bir Megalosaurus. Besin zincirinin en tepesinde yer alır ve herkes tarafından korkulur. Uzun, kavisli dişleri var ve onları nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Yırtıcı hayvanın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak kaçmalı ve Ornithischian dinozorları aramaya koyulmalıyız. Scutellosaurus'la başlayalım. Bu dinozorun özelliği zırhıdır. Vücudu osteodermlerle, yani pullar, plakalar veya derinin altında yer alan engebeli bir yapı oluşturan kemik birikintileriyle kaplıdır. Örneğimizin zırhı oldukça hafif, hareketleri engellemiyor. Öte yandan Stegosaurus geniş kemik plakalarıyla karakterize edilir. Başından kuyruğunun ucuna kadar sırtı boyunca iki sıra plakaya sahiptir. Bu otoburdan korkmanıza gerek yok. Diplodocus, Brachiosaurus ve Apatosaurus'la birlikte yaşar. Kemik zırhı yetişkinlikte yırtıcılara karşı kendini savunmak için bir avantaj olsa da, bebeklik ve gençlik dönemlerinde Allosaurus ve Ceratosaurus için mükemmel bir avdır. İşte bir Kentrosaurus. Stegosaurian otçul dinozorlardan biridir. Daha küçük ve zırhı biraz farklı. Ancak Stegosaurus'un ana özellikleri tanınabilir. İşte oldukça bir şaşırtıcı dinozor. Bu bir Diriosaurus. Iguanodon sınıfına aittir. Özellikle orman ortamlarını sever. Uzun bir boynu, uzun ince bacakları ve sert bir kuyruğu vardır. Ayrıca her bir elinde 5 parmak bulunmasıyla da tanımlanabilir. Yaşam alanını Nanosaurus ve Stegosaurus gibi otoburların yanı sıra dokodontlar gibi erken memelilerle de paylaşır. Birçoğu böcekçil olup yerde yaşarken, Castoracauda gibi diğerleri kesinlikle yarı sucul varlıklardır. Onları gözlemlemek için su yollarına yaklaşmamız gerekir. Bu, Tarsoplebia yusufçuğu gibi böceklerin yanı sıra balıklarla da beslenmiş olabilir. Başka bir kemirgen benzeri memeli de ormanın tadını çıkarmıştır. Bu Multiberculata. Bir yuvada yuva yapabilir ya da ağaçlarda yaşayabilir. Biraz ileride bu ailenin temsilcilerinden biri ve şüphesiz en büyüğü olan bir Taeniolabis. Şimdi sıra diğer hayvan familyalarını, özellikle de memelileri keşfetmeye geldi. Erken memeliler kategorisinde sizi Eutrichonodonta ile tanıştırmama izin verin. Böcek yiyen küçük bir memeli. Bazıları zehirli memelilerdir. Zehirlerini ya avlarını etkisiz hale getirmek için ya da kendilerini yırtıcılara karşı savunmak için kullanırlar. Diğerleri kürklüdür. Kıl hala nadirdir. Ancak şurada gördüğünüz küçük süzülen memeli Volaticotherium gibi türler de vardır. Jura devrinden ayrılmadan önce size son bir grubu, neredeyse kuş dinozorları tanıtmak istiyorum. Dinozorlardan kuşlara geçişin anahtarlarını temsil ediyorlar. Şu Anchiornis'e bir bakın. 4 kanadı var ve şüphesiz çok fazla tüyü bulunuyor. Sadece 12 santimetre boyunda ama şimdiden kuş benzeri özelliklere sahip. Kalçalarına bir bakın. Bir tavuğunkine benziyor. Ayrıca ayaklarının altında pet diyebileceğiniz şeyler var ve kuyruğu da ince. Başka bir uçan kuş için gökyüzünü taramanızı istiyorum. Bu Archaeopteryx. Bu önemli bir hayvan. Çünkü gelecekte kuşlarımızın atası olacağı şüphesizdir. Bu kuş Anchiornis'ten biraz daha büyük, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda. Gözden kaçıramazsınız. İşte burada, dinozorlar ve kuşlar arasındaki kayıp halka Archaeopteryx. Özellikle kanatlarının ve bacaklarının uçlarında uzun tüyleri, vücudunun geri kalanında ise tüyleri vardır.
kuşların uçmasını sağlayan büyük kanat tüyleri olan remikler, günümüz kuşlarınki gibi asimetrikti. Böylece uçabiliyor ya da en azından süzülebiliyordu. Bu dansı izlemek çok güzel olsa da, gökyüzünün bu muhteşem canlılarını son durağımız olan Kretase'ye geri uçmak üzere bırakıyoruz. Burada Kretase'nin şafağında 145 milyon yıl öncedeyiz. Bitki örtüsü hemen hemen aynı. Hala çok sayıda kozalaklı ağaç var. Ancak bunlar yavaş yavaş yerlerini Jura'da gördüğümüz çiçekli bitkiler olan angiospermlere bırakıyor. Bu çiçekli bitkilerin gelişimi ilk tozlaştırıcı böcekler olan Mecopteran böceklerin yayılmasını desteklemiştir. Küçük böcekler özellikle sikasa düşkündür. Mecopteranlarsa gölgeli yerleri sever ve bitkilerin üzerinde dolaşır. Böcek leşleriyle beslenir. Hymenoptera arılar gibi kelebeklerin yanında görülür. Tozlaşmada ve dolayısıyla bitki örtüsünün gelişiminde önemli bir rol oynar. Diğer sembolik Kretase türleri de ortaya çıkmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar büyük dinozor ailesinin bir parçası. Burada yine Jura döneminde incelediğimiz dinozorların iki ana kolundan bahsedeceğiz. Ornithischianlar arasında Mayasaurus vardır. Triceratops veya Tyrannosaurus kadar iyi bilinmese de Kretase dönemine damgasını vurmuştur. Otçul bir dinozordur. Onu ördek gagalı burnundan tanıyabilirsiniz. Mayasaurlar sürüler halinde yaşar. Bu izleri takip edelim. Bizi doğruca onlara götürecek. Ve işte buradalar, Mayasaurlar. Örnek ebeveynlikleriyle çok popülerler. Bakın burası yuvalama alanı. Birbirine oldukça yakın bir düzine kadar yuva görebilirsiniz. Mayasaurus ayrıntılı yuvalar tasarladı ve yavrularına baktı. Ama sadece bu kadar değil. Bu şekilde işlev gören ilk hayvanlardan biriydi. Burada gördüğünüz şey koloni yuvası. Biri diğerini koruyarak grubun hayatta kalma şansını artırıyor. Yavrular kabuklarından çıktıklarında yetişkinler sırayla yavruları eğitir ve korur. Bu dinozorlar hakkında size söylemek istediğim bir gerçek daha var. Çoğunun aksine mayasaurlar yuvalama sırasında yumurtaların üzerine yatmazlar. Yavruların gelişimi için gerekli sıcaklık ve korumayı sağlamak amacıyla yuvalarını çeşitli bitki malzemeleriyle titizlikle hazırlarlar. Burada gördüğünüz genç dişi yuvasını tasarlamakla meşgul. Bir dişi aynı anda 30'a kadar yumurta bırakabilir. Yani tüm bu küçük yaratıkları barındırmak için oldukça fazla alana ihtiyacınız var. Mayasaurlar sürüler halinde yaşar. Bu şekilde yaşayan ilk otobur canlılar değiller. Ancak burada gördüğünüz kadar büyük gruplara sahip olan çok az sayıda canlı vardır. Bazı gruplar 100 ila binlerce birey arasında değişir. Böylesine büyük bir grup için yiyecek ihtiyacı çok yüksek olmalı. Bu ihtiyacı karşılamak içinse sürümüzün göçebe olması, mevsimsel olarak göç etmesi gerekiyor. Ornithischian ailesinde iyi tanıdığınız bir dinozor var. Triceratops. Bir otçul olduğunu bilseniz bile daha az etkileyici değildir. Biraz daha yaklaşalım ve daha fazlasını öğrenelim. 3 metre boyunda ve 9 metre uzunluğunda gerçek bir varlık. Bir kamyon kadar ağır. Sadece kafatası bile etkileyici. Aslında herhangi bir dinozorun en geniş kafatası rekorunu elinde tutuyor. 2,5 metre genişliğinde. 3 boynuzu ve kemik kabarıklığıyla kolayca tanınır. Alnında bulunan ilk 2 boynuz en uzun olanlarıdır ve yaklaşık 1 metre uzunluğundadır. Bilim insanları uzun yıllar boyunca Triceratops ve Torosaurus arasındaki farkları tartıştı. Bunlardan birini grubun arka tarafında görebilirsiniz.
Torosaurus'un her iki yanında iki büyük daire bulunan bir kabuğu vardır. Bu dinozorların iskeletlerine baktığınızda fırfırda gerçekten de delikler olduğunu görebilirsiniz. Son çalışmalara göre Triceratops nihayetinde Torosaurus'un genç formudur. Ancak tartışma hala devam ediyor. Biraz daha yaşlı yavrular bu delikli meşhur kürkün gelişimine dair işaretler gösteriyor. Bu otoburlarla bir anı paylaştıktan sonra şimdi cesaretimizi toplayıp etoburlara biraz daha yaklaşalım. Bazıları yaklaşıyor. Açlar, diyetimizi değiştireceğiz. Ama aynı zamanda dalımızı da değiştireceğiz. Çünkü çoğu saurisyen. Tyrannosaurus Rex'ten dinozorları incelerken sık sık bahsedilir. Devasa kafası, güçlü çenesi ve 60 korkunç dişi, onu Kretase'nin en iyi bilinen yırtıcılarından biri haline getirmiş. Ama o en büyüğü değildi. Şu Spinosaurus'a bakın. Omurgası boyunca kemikli dikenlerle desteklenen bir deri örtüsü giyiyor ve tiranozorun uzunluğunu neredeyse 3 metre aşıyor. Boyu 6 metre, uzunluğu 15 metreden fazla ve ağırlığı 12 tona kadar yakınlaşıyor. Tüm etoburlar bu kadar etkileyici olmadığı gibi ağırlık ya da boy açısından da rekabet etmezler. Örneğin Haxiagnathus çok daha küçüktür. Boyu 1 metreden az, uzunluğuysa neredeyse 2 metredir. Ön ayakları arka ayaklarından daha gelişmiştir. Avını yakalamak için avlanırken bu avantaja güvenir. Küçük sürüngenler ve aynı zamanda bu Zangeotherium gibi memelilerdir. Kafasında siyah bir maske ve çizgili bir kuyruğu olan dinozor Sinosauropteryx. 1 metreden biraz daha uzun ve Haxinathau ile aynı diyeti paylaşıyor. Kürkü kamuflaj görevi görürken avını şaşırtmak ve yakalamak için pusuya yatıyor. Doğa ve evrim her hayvanın hayatta kalma şansını artırmak için çevresine uyum sağlamasına izin verir. Kalıcı bir etki bırakan bir başka simgesel Kretase hayvanı daha vardır. Tüm dinozorlar arasında en zekisi olduğu söylenir. Bu kuşkusuz doğrudur. Çünkü diğer dinozorlarla karşılaştırıldığında beyninin boyutu vücudunun geri kalanına oranla çok daha büyüktür. Ancak onu benzersiz kılan tek şey bu değildir. Gelişmiş dürbün görüşüne sahiptir. Diğer dinozorların aksine avı uyanıkken ve kaçmaya çalışırken bile onu daha iyi hedefleyebilir. Burada bir troodon yuvası görüyorsunuz. Ve troodonda kuluçkaya yatan erkek. Dinozorlar yumurtlarken plasental memeliler giderek daha fazla gelişmektedir. Omaisansoria bu küçük canlı memelilerden biridir. Yavrular doğduklarında hala çok erkencidir ve henüz tam olarak gelişmemiştir. Plasental memelilerin ilk aşamasındayız. Yetişkin Omai'nin boyu 10 cm'den fazla değildir. Ayaklarının hareket kabiliyetini kolaylaştırmak için küçük kemiklerden ve kıkırdaktan oluştuğunu görebilirsiniz. Biraz daha yaklaşırsanız çekici bir kürkü olduğunu da göreceksiniz. Biraz ileride bir Sinodelphis zalai var. Sadece geceleri aktiftir. Bu da bize dinlenme evresinde onu biraz daha yakından gözlemleme fırsatı veriyor. Uzun bir kuyruğu ve uzun bir burnu var. Ayakları ve elleri opossumunkilere benzer. Bu sayede ağaçlara tırmanabilir ve tutunabilir. Bu yeteneği yerdeki birçok yırtıcıdan kaçmasını sağlar. Bu küçük Sinodelphis'e uykuda veda ediyoruz. Yolculuğumuz sona eriyor. Muhtemelen farkında değil ama korkunç bir biyolojik kriz yaklaşıyor. Bizden 66 milyon yıl önce geldi. İki hipotez öne sürüldü. İlki, günümüz Yucatan'ına dev bir meteorun düştüğünü çağrıştırıyor. Devasa bir hasara neden olmuş. Bu felaketin izleri bugün hala Meksika'nın Kuzey Yarımadası'ndaki Chicxulub kraterinde görülebilir. Çapı neredeyse 180 kilometre.
çarpışmanın gücünü ve o sırada hayvanların hissettiği patlamaları hayal edin. Şaşkınlık, anlaşılmazlık, dehşet. Çarpışma şiddetli yangınlara ve atmosfere parçacık yayılmasına yol açtı. Güneş ışınları hiçbir yerde görünmüyordu. Işık, bitkilerin fotosentezi için gerekli. Besin zinciri hızla kırılıyor. İkinci bir hipotezde, Hindistan'daki Deccan'ın Treffs bölgesinde büyük volkanik patlamalardan söz ediyor. Burada da gaz partikülleri atmosfere salınacak. İklim, çoğu karasal türün uyum sağlayamayacağı kadar ani bir şekilde değişmektedir. Diğer bilim insanları bu iki olayı bir bütün olarak değerlendiriyor. Sonuçlar dramatik, şiddetli ve acımasız. Ancak birkaç hayvan hayatta kalmayı başardı. Hepçiller ve leşçiller, şüphesiz hayatta kalmak için en donanımlı olanlar olsa da, timsahlar, yılanlar, birkaç kertenkele, kaplumbağalar ve hatta bazı memeliler de hayatta kalmayı başardı. Bir bölüm biter, diğeri başlar. Yaşamın öyküsü henüz bitmedi ve bizi pek çok sürpriz ve keşif bekliyor. Başka yerlerde.